Sencer Bey merhabalar, iyi pazarlar. İyi pazarlar Hatta Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz, sağolunuz hocam. Dilerseniz öncelikle Kudüs'le bir başlayalım, şöyle bir dünya turu atalım. Vaktimizin el verdiği şekilde Kudüs'te son olarak bir barış planından söz ediliyor ve üstelik taraflardan biri olmamasına rağmen Suudi Arabistan'dan gelen bir ses var. Suudi Prens'in bir açıklaması var. Ebu Mazen olarak sesleniyor Mahmut Abbas'a, Filistin liderine. Sabırlı ol, iyi haberler alacaksın diyor. Tabii buradan bazı ayrıntıları da aldık ama tam olarak neyi kastettiğini de anlayamadık. Suudi Arabistan neden bu kadar ilgili bu meseleye ve bu yeni barış planından ne çıkabilir sizce? Bu barış planı esasen Trump tarafından işaret edildi. Bir noktada Kudüs'ün bütün İsrail'in başkenti olduğunu ilan etmesinden sonra Trump Filistin ve İsrail arasında bir barış sürecinin başlayacağını ve bu sürecinde Filistin içinden hayırlara vesile olacağını ifade etti. Şimdi Suudi Prens Amerikan Başkanı'nın söylediği şeyleri başka şekilde tekrar etmekte. Fakat biz esas fiili duruma bakmalıyız. Şu anda ne oluyor diye. Şu anda olan şey şu. Biliyorsunuz Batı Kudüs zaten İsrail tarafından kontrol edilmektedir. Ve oraya hem meclisleri Knesset, hem Cumhurbaşkanlığı'nın binası, bakanlar kurulu, hepsi şu anda zaten Batı Kudüs'tedir. Dışarıdan gelen ziyaretçiler falan da Batı Kudüs'te İsrail hükümetiyle görüşmeler yapıyorlar. Evet. Fiili durum, de facto durum zaten budur. Şimdi bunların yaptığı şey şu, epey bir zamandan beri Doğu Kudüs'ü, ki orada Filistinler yaşıyor, sayıları da 300 bin civarında, bunları ve Kudüs'ün nüfusunun üçte biri oluyor aşağı yukarı, bunları oradan atmak için yavaş yavaş yerleşim yerleri yapıyorlar. Ve bu yerleşim yerleriyle Doğu Kudüs'ün de kontrol altına alındığını görüyoruz. Zaten İsrail burayı işgal etmiş durumda. Dolayısıyla şu anda oradaki yaşayan Filistinliler artık eğer öyle isterseniz İsrail'de yerleşimciler tarafından kuşatılmış durumda. Diğer taraftan da bir duvar var biliyorsunuz. Şimdi yeni bir tasavvuru var İsrail hükümetinin, Netanyahu'nun. Mavi pasaport veya mavi kart vermiş olduğu Filistinlileri oradan tamamen dışarıya sürmek ve böylece Kudüs'ü resmen Filistinlerin yaşamadığı bir yer haline getirmek. Yapmaya çalıştığı şey bu ve uzun vadede oradaki Mescid-i Aksa'nın da Allah korusun yıkılması söz konusu olabilir. Hedef budur. Nasıl yıkılır? Altından tüneller açmışlar zaten. Evet, ki zaten bir kazı da sürüyor hala. Sürüyor. Bunu yaptıktan sonra onu yıkıp yani adım adım gidiyorlar. Yavaş yavaş gidiyorlar. Ve böylece orasını Hazreti Süleyman'ın mabedi haline getirmeyi planlıyorlar. Evet. Bu tabii tam manasıyla bir skandal. Ama İslam dünyası, Araplar, Filistin zaten uğraşıyor ama gücü yetmiyor tabii. Dolayısıyla böyle bir fiili durumla karşı karşıyalar. Yani Trump'ın yaptığı açıklamanın önemi şurada. Bugüne kadar Tel Aviv'de olan büyükelçilikler böylece Kudüs'e nakledilmiş olacak. Amerika çünkü bugün dünyanın lideri durumunda. En büyük süper güç. Dolayısıyla o büyükelçiliğinin taşıma faaliyetlerine başlıyor. Artı aynı zamanda da Kudüs'ün tümüyle İsrail'in başkenti olduğunu ilan ediyor. Şimdi bunu mesela herhangi bir devlet, küçük bir devlet, mesela Latin Amerika'da Bolivya söylemiş olsa bunun hiçbir önemi olmazdı. Ama Amerika Birleşik Devletleri bunu yapması dünya nezdinde çok etkili oldu. Şimdi tabii İslam dünyası ne yapıyor? Yani İslam dünyası dediğiniz zaman da zaten parçalanmış bir İslam dünyasıyla karşı karşıyayız. Şimdi Suudi Arabistan biliyorsunuz kendi içinde zaten bir takım prensleri hapsetmek suretiyle yeni bir hareketin içerisine girmiş vaziyette. Ve şu anki Suudi Kral Amerika'ya Trump'ın son ziyaretinde 380 milyar dolarlık bir silah siparişi verdi. Ve 100 milyarı da fiili olarak yakında yani bu yıl içinde veya gelecek yıl neyse gerçekleşecek. Bunun ötesinde Körfez ülkeleri Suudi Arabistan'la beraber hareket ediyorlar. Onlar da
onun bir nevi uydusu gibi veya onun istikametinde yürüyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere. Katar hariç. Katar zaten buna iştirak etmediği için bir noktada cezalandırıldı. Biraz da galiba İran'a da yakınlaştığı için, öyle değil mi? Evet, biraz da İran'a yakınlaştığı, bize de yakınlaştığı için. Hı hı. Dolayısıyla şimdi Yemen'de büyük bir felaket devam ediyor. Bir sürü insan orada ölüyor. Yemen'de kolera salgını var, açlık var. Yani tam manasıyla bir fecaat. Buna sebebiyet veren de Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri. Diğer taraftan Mısır'a baktığımız zaman Mısır bir rejim değişikliği yaptı. Sisi iş başına geldi. Ülke içerisinde patlamalar oldu. Geçen de büyük bir katliam oldu. Hatırlayın. Bunu yapan muhtemelen IŞİD'çilerdi. Şimdi bir de IŞİD'çiler, belki de IŞİD'lerin bir kısmı oraya yerleştiler. Orada faaliyet göstermeye başladılar. Mısır ekonomik olarak çok büyük sıkıntı içerisinde. Suudi Arabistan'dan yardım almadan ayakta duracak hali yok. Yani böyle bir durumda. Yunanistan'la işbirliği yapıp Akdeniz'in altındaki doğal kaynakları paylaşarak Türkiye'nin çıkarlarına aykırı hareketlerde bulunmakta. Bizimle arası bozuk olduğu için. Kıbrıs Rum kesimi artı Yunanistan artı Mısır. Evet. Böyle de bir durum var. Şimdi bütün bunların ışığında Hariri oraya gidiyor, yakalıyorlar. Sonra neyse Macron onu kurtarıyor, Paris'e gidiyor. Oradan tekrar şeye geri geliyor, Lübnan'a ve başbakanlığına devam ediyor. Yani şimdi bakın, her yer karışmış vaziyette. Suriye ve Irak iç savaş mücadelesi içerisindeler. Irak'tan sevindirici bir haber geldi, işi temizlendi diye, ama halen Irak'ın toprak bütünlüğü sağlanmış görünse de kaynayan bir takım gruplar var. Yani Barzani'nin referandum ilanı, sözde referandum ilanı daha çok yakın bir tarihte oldu, hatırlayın. Evet. Yani burada Türkiye ile İran'ın ve Adat'ın işbirliği sayesinde bu iş defedildi, değil mi? Evet, yani hocam. Şimdi Suriye'de barışın temini için uğraşılıyor. Ama orada IŞİD hala az da olsa kalmış vaziyette. PYD silahlandırılıyor Amerika tarafından. Hem de çok ciddi bir şekilde. Yani bir ordu neredeyse oluşturuyorlar. 60-70 bin kişilik. Oradaki kargaşa devam ediyor. İsrail de Suriye'nin iç savaşının bitmesini arzu etmiyor. Şimdi Rusya'ya baktığımızda, Rusya tabii buradaki aktif diğer bir güç. Rusya'ya baktığımız zaman Rusya Suriye'deki iç savaş ne kadar sürerse ekonomik olarak o kadar sıkıntıya giriyor. Çünkü Rusya'nın ekonomisi çok iyi değil. Biliyorsunuz gaz ve petrol ihracatı onların en önemli gelirleri. Petrol fiyatları da yükselmeyince yeterince Rusya'nın ekonomik durumu iyi değil. Halkın geçimi sıkıntı içerisinde. Gelecek sene seçim var Mart ayında. Putin yeniden seçilmek istiyor. Evet. Şimdi böyle baktığımız zaman da Rusya iç problemlerle de meşgul olmak zorunda ve askerleri de geri çekeceğim diyor, dikkat ederseniz Suriye'den. Şimdi diğerleri de diyor ki burada İran'da, Türkiye'de, Suriye'de aman geri çekmeyin. Burada bir düzen sağlansın tam da ondan sonra geri çekin. Ama Rusya bunu yapmak istiyor veya en azından böyle bir takım mesajlar veriyor. Neden dolayı? Kendi iç kamu bir dolayısıyla seçim olacağı için. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman da şartlar açısından bakıldığında İsrail yoluna devam ederken Amerika burada dedi ki en uygun zaman şimdidir. Biz bu kararı açıklayalım, bitsin. Böylece fiili durumu sağlamış oluruz. Bir de bizim tarafımızdan biraz daha bakacak olursak bazı şeylerin farkına varmaya başladık mı? Çalışıyor muyuz? Onu nasıl değerlendireceksiniz bilmiyorum ama şu hatırlatmayı yaparak size sorumu yönelteceğim. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da artık bu işin arkasında evangelistlerin olduğunu söylemesi bence son derece kritikti. Ve bunu bizzat Trump'tan da dinledim dedi. İşte ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i örnek göstermişti. Kudüs kararının kendileri için yok hükmünde olduğunu, geçerliliği olmadığını, bizim göz bebeğimiz dedi. İlk kıblemiz, kırmızı çizgimiz dedi. Şimdi çarşamba günü de İslam İşbirliği Teşkilatı da toplanacak. Bütün bu notlardan sonra daha böyle kararlı bir ses çıkabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kararlı sesin çıkması, yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nı kastediyorsunuz. Evet. Buradan çıkabilmesi her şeyden önce Suudi Araplar, Bahreyn, Mısır başta olmak üzere Arap ülkelerinin bu konuda kararlı bir açıklama yapmasına ve bunun arkasında durmasına bağlı. Bu ülkeler maalesef bölünmüş, parçalanmış ve her biri birbiriyle uğraşır vaziyette olduğu için İran zaten ambargodan çıkacağım diye uğraşıyor biliyorsunuz.
Türkiye deseniz iç terörle ve dış terörle mücadele ediyor. Ekonomik sıkıntıları var. Bir de zarrab davası çıktı, değil mi? Onu da meşgul. Evet. Bütün bunları koyduğunuz zaman da İslam dünyası tamamen kendi iç meseleleriyle meşgul olan böyle bir yapı içerisinde. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın çarşamba günü yapacağı toplantıda çok önemli bir karar çıkmasını ben şahsen temenni ederim ama çıkabileceği konusunda şüphelerim var. Çünkü en çoğundan kınama kararı çıkaracaklar. Halbuki oradan nasıl bir karar çıkması gerekir bana sorarsanız. Hiç olmasa şunu demeleri gerekir. Doğu Kudüs, yani Filistinlerin yaşadığı bir yer, İsrail'in işgali altında ama İsrail bunları yapıyor, biz de görüyoruz. Biz Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti kabul ediyoruz. Oradaki Filistinlerin oradan sürülmesine karşıyız. Dünya kamuoyuna bunu açıklıyoruz demelerini bekler. Fakat bu kınamayla geçiştirilecekse bundan bir şey çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz. Zaten bunun böyle olacağını düşünüyor herhalde İsrail, Amerika Birleşik Devletleri. Onun için de rahat rahat hareket ediyorlar. Zaten hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ da söyledi. Artık kınamadan öte bir duruşun, bir tutumun ortaya çıkması lazım dedi. Sizin sözlerinizi, evet, haklı kılar bir ifade. Doğru söylemiş. Bunu şimdi tabii İslam İşbirliği Teşkilatı'nda muhtemelen Türkiye gündeme getirecektir. Yani ondan eminim. Ancak Türkiye bunu gündeme getirdiği zaman acaba bu ülkeler nasıl bir tavır takınacaklar? Onu çok merak ediyorum. Evet. Hocam, yani orada şüphelerim var. Evet, son konumuza da gelelim. Lozan meselesi. Durduk yere yine bir Lozan tartışmasını yaşar olduk. Üstelik ortada biraz halk tabiriyle fol yok yumurta yokken neden böyle bir şeyi masamızın önünde bulduk? Pek anlamlandıramadık. Çünkü evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a gitmesinde, ziyaretinde bu konu tekrar gündeme gelir oldu. Hatta Erdoğan ziyaretten sonra da yine açıklamalar yapmaya devam etti. İster ikili düzeyde ister başka meselelerde azınlıklardan başlayarak zaman zaman zorluklar, sorunlar ve yanlış uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bugün 94 yıl öncesiyle farklı şartlar, sorunlar ve çözüm metotları bulunmaktadır. Dönemin şartlarını iyi analiz etmeli ve değişen koşullara adapte olmalıyız. İyi niyet ve samimiyet olursa aşılamayacak hiçbir sorun yoktur. Herhalde birçoğumuz buna katılacaktır ama anlaşmanın güncellenmesi ilk olarak ne demek ve ikincisi de güncellenmesi demek değişmesi demek. Yani yeniden bir anlaşma mı yazılacak? Bu bozulursa evet. Türkiye'nin aleyhine olmaz mı? Bir kere yeni bir anlaşma falan yapılamaz. Çünkü Lozan Anlaşması geçerlidir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur ve sınırlarını belirler. Türkiye'nin bütün hak ve yükümlülüklerini belirler. O bakımdan Lozan Anlaşması'nın değişmesi söz konusu değil. Ancak Lozan Anlaşması'nın uygulanmasında Yunanlılar tek taraflı olarak ihlaller yapıyorlar. Yaptıkları en önemli ihlallerden bir tanesi, ben bu gündeme geldi mi bilmiyorum ama basına en azından düşmedi. İşgal ettikleri adalar. Evet, hiç Lozan pek konuşulmadı. Aykırı. Evet, bunu işgal edemezler. İşgal ettikleri adalardan derhal çekilmeleri lazım bir kere. Bunun söylenmesi gerekir. En önemli şeylerden bir tanesi bu. İkincisi, Ege Denizi'nin paylaşımı konusunda hava sahasını neredeyse tümünü Yunanlar kontrol ediyorlar. Bu da Lozan Anlaşması'na aykırı. Yani burada Lozan Anlaşması çiğnenmiş görünüyor Yunanlar tarafından. Yunanlara çiğnediği başka noktalardan bir tanesi de oradaki yaşayan Türk azınlık. Biliyorsunuz o Türk azınlığa onlar Türk demiyorlar, Müslüman diyorlar. Evet, dinen sınıflandırıyorlar. Adamlar Türk. Yani Batı Trakya'daki yaşayanlar özbeöz Türk. Bir kere onlara Türk diyememiz gerekir. Evet. Mübadele esnasında biliyorsunuz bunlar o mübadele dışında bırakıldılar. Şimdi bunların bir takım hakları var. Bu haklarına Lozan Anlaşması'nda tespit edilmiştir bu haklar. Buna riayet edilmesi lazım. Buna riayet edilmiyor. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan yalnız bunların müftüyü seçmeleri konusundaki riayet edilmeyen hususu dile getirdi Yunan Cumhurbaşkanı'nın yanında. Bu bir ihlaldir. Yani Lozan Anlaşması'nın Yunanlılar tarafından uygulanmamasıdır. Bunu söyleyebilirsiniz. Siz anlaşmanın şartlarını yerine getirmiyorsunuz diyebilirsiniz. Ama yalnız müftü konusunda ihlal yok. Biraz önce söylediğim gibi başka ihlaller de var. Gerek hava sahası Ege'de, gerekse işgal edilen adalar konusunda. Bunların da dile getirilmesi gerekir. Evet. Yani bu bir anlaşma değişikliği değil, anlaşmanın şartlarının uygulanmasıyla ilgili bir husus. Böyle söylersek daha doğru hareket etmiş oluruz.
Çözüm yolu da nedir? Diyalogla konuşarak halletmektir. Yani Yunanistan'ı kaç sene sonra ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhalde bunları da kapalı kapılar ardında dile getirmiştir diye umuyorum. Evet, umarız öyle olmuştur dediğiniz gibi. Peki, evet. Sencer Hocam çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Estağfurullah. Peki, iyi pazarlar bir kez daha. Teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Hoşçakalın.